Atomi Akademi of Success Eskişehir Şubesi sponsorluğunda gerçekleşen program Klinik Yorum'dan herkese merhaba. Eskişehir'de sağlığın nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bu haftaki konuğumuz çocuk diş hekimi Erçin Şeberol. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? İyiyiz, sizleri sormalı. Sağ olun, bizlerdeyiz. Evet, çocuk diş hekimi diyoruz. Bir de pedodonti kavramı var. Pedodontist de deniyor sizin yaptığınız işe. Evet. Bu noktada o pedodonti ne demek, onu açıklayarak başlayalım. Pedodonti yani çocuk diş hekimi, diş hekimliğin çocuklarla ilgili bütün tedavileri, mevcut sağlık durumunun sürdürülmesi, hani gelişim olarak da ağız, diş, çene, yüz bölgesinin iskeletsel olarak da işte kaslarının da doğru ve sağlıklı büyümesiyle ilgilenen çocuk diş hekimliği branşı diyebiliriz. Peki ilk diş kontrolü ne zaman olmalı? Normalde bizim hep uyardığımız, söylediğimiz ilk dişin çıkmasıyla beraber bebeklikte bir diş kontrolü öneriyoruz. Ama hani güncel yayınlarda Avrupa'da da Amerika'da da çok üstünde duruluyor artık. Daha anneler hamileyken işte anne ve baba eşliğinde bir ağız diş sağlığı ile ilgili doğrular yanlışlar nelerdir bir konuşmak istiyoruz. O da şu an güncel olarak artık literatüre girdi. Peki sonrasında ilk muayene yapıldıktan sonra ne periyotta gelmeli kontrole? Rutin kontrollerimiz 6 ayda bir olması mantıklı. Ufak bir şey başlıyorken bile erken dönemde fark etmemizi sağlıyor bu bizim. Ama bazı özel durumlarda daha sık kontrollere de ihtiyacımız oluyor tabii. Şimdi dişler çıkmaya başladı. Artık yeme içmeye, ek gıdaya da geçti çocuklar. İşte o dönemde daha sağlıklı bir diş yapısı oluşturmak için, belki çürükleri önlemek için önleyici tedavi olarak bizler çocuklarımıza neler yapabiliriz evde? Yani şimdi burada bir ailenin yapması gereken kısım, ikincisi işte diş doktoru tarafından yapılabilir kısımlar var. Aile kısmında o bizim hepimizin bildiği standart işte sağlıklı besinleri, süt, yoğurt, peynir tarzı ürünlerin tüketilmesi, ek gıdayla beraber onların miktarının arttırılması diyelim hadi. Anne sütü işte geceleri beslenme olmaksızın diyelim hadi 6. aydan sonra onu kesilmesini önerip devamında anne sütünün varlığı gene çok önemli. Diş hekimi bazında yapılabilir şeylerde de işte ufak müdahalelerle yeni başlayan çürükler varsa onları koruyucularla önlemek, işte flor uygulamalarıyla ağız diş sağlığının daha zor dişlerin çürür hale gelmesini sağlamak gibi uygulamalarımız var. Ana sponsorumuz Atomi Academy of Success Eskişehir Şubesi'nin bir tanıtım videosu var. Hep birlikte izliyoruz. Atomi Academy of Success Eskişehir Şubesi'ndeyiz. Şube yöneticisi Melih Koç Yiğit bizlerle. Bu kez Atomi markasının farklı alanlarından bahsedecek bize. Eğitim merkezi ve iş alanı oluşturma. Buyurun. Hoş geldiniz. Atomi ürünlerini kullanırken ya bu harika ürünlerle tanışmışken aynı zamanda kendinize kazanç da sağlayabilirsiniz. Kendi işini kurmak isteyenler, işini nasıl büyüteceğini merak edenler için eğitim merkezimizde eğitim toplantıları düzenliyoruz. Bunlara katılarak kendinize ek bir gelir kaynağı da oluşturabilirsiniz. Herkes katılabilir mi? Elbette katılabilir. Ben Atomi'yi iş olarak yapmak istiyorum diyen herkes hiçbir şart olmadan eğitimlerimize katılıp kendi işini kurabilir. Ama önce eğitim. Eğitimden sonra iş kurma alanına geçebiliyorlar. Tabii ki yani her iş için bu aslında geçerli. Biz ne kadar bilirsek, kendimizi ne kadar geliştirirsek işimizde başarılı olabiliriz. Atomi'nin de temelinde eğitimler var aslında. Herkese merhaba. Bugün Aysu Aslan Güzellik ve Makyaj Stüdyosu'ndayız ve isminden de anlaşılacağı üzere Aysu Aslan bizlerle. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Jülide Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Harikayım. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi birkaç cümleyle tanıyarak başlayalım Tabii mı? Tabii ki. Sizin de dediğiniz gibi Aysu Aslan ben. 2018'den beri sektördeyim. 2018'den beri stüdyomu işletiyorum. Bu şekilde. Peki stüdyoda yaptığınız işlemler neler? İşlemler profesyonel makyaj tabii ki ana dalım. Onun haricinde tamamlayıcı saç tasarımı, protez, tırnak, kalıcı oje işlemlerimiz var. Kalıcı makyaj, cilt bakımı ve kirpik gibi uzayıp gidiyor aslında. Bu işlemleri hepsini tek başınıza yapmıyorsunuz ama. Evet, yani hepsine hakimim ama tabii ki çalışma arkadaşlarım var. 4 kişilik bir ekibiz burada. Keyifli işlemler çıkartıyoruz. Peki sizin ana uzmanlık alanınız makyaj, doğru evet. Değil mi? Makyaj tasarımından biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Yani makyaj kadının tarzını tamamlayan bir şey ve son noktaya aslında biz make-up artistler koyuyoruz ve saç artistleri de diyebilirim aynı zamanda. Yani en küçük detay çok önemli makyajda çünkü bütünlüğü o sağlıyor. Çok severek yapıyorum mesleğimi. Yani bu kadar. Günlük makyaj,
düğün makyajı, evet, gelin makyajı, evet, ya da evet, özel gün makyajı birçok hizmet veriyorsunuz değil tabii mi? Tabii ki. Aslında hepsini profesyonel makyaj, hı-hı, çatısı altında toplayabiliriz. İşte özel gün makyajları ve gelin makyajı, işte kına, nişan vesaire gibi bu şekilde toplayabiliriz profesyonel makyaj çatısı altında. Bu makyajın tasarımı da Aysu Aslan'a ait. Bunu da belirterek kendisine teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizinle çalışmak çok büyük keyif benim için. Teşekkür ederim. Peki şu görüşe katılıyor musunuz? 2 yaşına kadar diş macunu kullanmamalı çocuklar. Yani şöyle, buradaki rehber birazcık daha tükürmeyi öğrenene kadar aslında, hı-hı, çocuk. Macunun içerisindeki kimyasalları yutmasıyla alakalı, evet, bir endişe bu. Doğru, mantıklı. Ama bazı çok özel durumlar, genel çürüğe çok yatkın, bebeklik çağı çürükleri oluyor. Anne sütünün içindeki laktozdan başlayan çürükler oluyor. Çok talihsiz, daha çok ufacık yaşlarda başlamış çürükler olabiliyor burada. Onlar için hani bazı özel macunlar önerebiliyoruz ama rutinde gene 0-3 yaş arası macunsuz geçebilir ya da yutulabilir macunlarla artı bir nasıl diyelim, temizleyici özelliklerinden faydalanabiliriz ama hani içerik anlamında tabii normal yetişkin macunlarına göre çok daha masum macunlar bunlar. Peki işin en zor kısmı, şimdi benim de 2,5 yaşında bir oğlum var. O diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak o kadar zor ki, evet, yani bir de şey, o hani direnç gösterdiği bir dönemde. Tabii. Yani ben artık bıraktım. Bilmiyorum, çürüksüz geçirir yani, miyiz bu süreci ama ne yapacağız, bize bir rehber olun. Ya burada tamam, her şey kitabına uygun, hani bilgisini söyleyeyim ama pratik hayatta bu her zaman yansımıyor, hı, maalesef öyle. Hani benim de oğlumla yaşayarak gördüğüm şey oydu. Evet, hani önce bir aile içerisinde o fırçalamayı çocuk görmeli ki bunun normal günlük bir rutin olduğunu, temizlik bakımı, öz bakımıyla alakalı rutin yapılması gereken bir şey olduğunu bir aileden görecek. İkincisi, evet, çocuk kas koordinasyonu, manipülasyonu bir yetişkin kadar yetenekli değil. Tabii. Hani yapabildiği kadar kendisi yapmalı ki o yaşlarda hemen ben yapmak istiyorum dönemleri. Hani siz dokunmayın, ben kendim yaparım, evet, dönemleri. Evet, onu yapmalı. Ve onun izni ölçüsünde de anne baba eşliğinde beraber işte fırçalamayı unuttuğu noktaları, arkaları bir ebeveyn kontrolünde fırçalamak gerekiyor. Ama bununla beraber evet, o alışkanlık çocuk için yer etti mi etmedi mi? Her çocuk için tabii sistem farklı işliyor. Kesinlikle, yani o ben yapmalıyım kısmına geçiyoruz. Ama şöyle bir, iki, bitti. Tabii, bitti. Tabii. O kadar, diş fırçalandı. Tabii, tabii. Tabii, yani o temizlendiğini düşünüyor. O, ama hani oradaki artıkların, oradan süpürülerek uzaklaştırması orayı temiz kılacak. Yoksa oradaki artık yine çürüyor oluşturabilir. Evet, ama şimdi ağzını sıkıca kapatınca, bir direnç gösterince, tabii, işte sonrası orada bize zorluk, tabii, olarak dönüyor. Belki artık uyurken kendi yani bırakınca. Tabii yani, hı, orada mesela oyun oynarken arada bir alıştırma parmak fırçasıyla, hı hı, altını değiştirirken gene aynı şekilde parmak fırçası kullanılabilir. Yani bu rutin hep beraber bir lavaboya gidelim, diş fırçalayalım olmak, hı, zorunda, evet, değil. Güzel. Hani, hı, çocuğun sadece bezini değiştirirken de mesela ben kendi oğlumdan örnek vereyim. Ayak parmaklarıyla oynardı, ben bir yandan, hı, şey yapardım, dişlerini, hı, fırçalardım, anne bir yandan altını, hı, değiştirirdi falan gibi. Yani her çocukta şey, bazısında ekran işte olmasın hiç ama, evet, işte ekrana hipnotize olmuşken, hı, yapan ailelerim var. İşte oyuncaklarıyla oynarken yapanlar, hı, var. Ama öte yandan hiç mümkün değil, fırçalamıyoruz. İzin vermiyor, evde kıyamet kopuyor diyen velilerim de çok, evet, var. Evet. Yani çocuk sonuçta, hı, olabiliyor. Değişiyor çocuktan, evet, çocuktan. Ama sanırım bırakmadan bir çözüm üretmek gerekiyor. İş bize düşüyor bu, maalesef, noktada. Yani, hı, çünkü devamındaki varacağı nokta sağlıksız bir nokta olduğu için bunu yapmamız, hı, lazım, evet. Peki nasıl bir diş macunu ve diş fırçası kullanmalıyız? Diş fırçasıyla başlayacak olursak, yani çok böyle bir açılara, işte böyle bir özelliklere sahip bir diş fırçasına aslında ihtiyacımız yok. Hı. Orada istediğim şey, fırça kılları düz olmalı ve çok sık olmalı. Zaten hani kısa bir süre fırçalamaya izin verecek bir, evet, çocuktan bahsediyoruz. Kıl sayısı fazla olmalı ki yüzeye sürtündüğü an daha fazla temizlemeyi yapabilmeli kısa zamanda. Onun için orada hem diyelim piyasada ucuza bulabildiğimiz macunda da, şey, fırçada da bu özelliği, hı, bulabiliriz. Hem pahalı olanlarda da bulabiliriz. Sadece dikkat edeceğimiz nokta, fırça kılları dümdüz olmalı ve çok sık olmalı fırça demetleri.
Macun kısmını gelince 3 yaşa kadar evet macunsuz devam edebiliriz ama bazı çok lekelenmeli bebeklikler oluyor. Onlarda o duruma özel macunlar söyleyebiliyoruz. Gene yutulabilir macunlar. Devamında 3 yaşla beraber ama 3 yaş diyorum ama buradaki rehber gene tükürmeyi öğrenmesi çocuğun. Tükürmeyi öğrenmesiyle beraber florlu diş macununa kesin ihtiyacımız var. Çürük olarak çok, çürük açısından çok aktif bir toplumuz biz. Türkiye'de çürük oranımız maalesef çok yüksek. Bunu önleyebildiğimiz tek yegane ürün macunun içerisindeki florür. Onun için ihtiyacımız var. Florürlü macunlarla yaşına uygun ya 3-6 yaş arası, 6-12 yaş arası ya da 12 yaş üstünde yetişkin macunlarıyla bu fırçalamaya devam etmemiz lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Klinik Yorum izleyicileri bu hafta çocuk diş hekimi Erçin Şeberol bizlerleydi. Haftaya yepyeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız ama sponsorlarımıza teşekkür etmeden kapatmayalım. Öncelikle makyaj için Aysu Aslan Güzellik ve Makyaj Stüdyosu'na çok teşekkür ediyoruz. Bunun dışında ana sponsorumuz sizlerle bizleri buluşturuyor. Atomi Academy of Success Eskişehir Şubesi bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yorum yapanlar arasından 5 kişiye ücretsiz cilt bakımı ve yapacağınız alışverişler üzerinden de %10 indirim uygulanacağı müjdesini de verelim. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.